İki devlet, iki cihan hükümdarı olmayı hedefleyen lider ve iki ordu. Yer, Ankara Çubukovası. Tarih, 20 Temmuz 1402. Karşınızda Ankara Savaşı. Önce sebeplerini konuşalım. Timur'un saldırılarıyla topraklarını kaybeden Celalir Sultanı Ahmet ile Karakoyunlu Devleti'nin hükümdarı Kara Yusuf Osmanlı arasında. Ardından iki hükümdar arasında hicivri şekli mektuplaşmalar başladı. Timur yazdığı ilk mektupta, Rum diyarında melik olan Yıldırım Bayezid, bil ki biz kudret ve iktidarımızla insanlık aleminin en büyük kısmını tabağımız haline getirmiş bir hükümdarız. Bu görülmemiş işi tek başımıza yaptık. Senin gibi babamızdan ülkeler tevarüz etmiş değiliz. Aklını başına topla ve Kara Yusuflu Ahmet Celayir'i topraklarından kov. Emirlerimize karşı gelen hükümdarların akıbetini duymuş olsan gerektir. Siz de o hükümdarların arasına girmekten sakının. Bu mektuptan sonra Bayezid altta kalmayarak ve sert bir dille cevap verecekti. Mektubunda, ''Ey ihtiyar köpek! Tekfur kafirlerinden daha şiddetli kafirsin. Mektubunda bizi korkutmak ve hileyle kandırmak istemişsin. Osmanlı sultanlarını Acem padişahlarına benzetme. Osmanlı askerleri de ne Kıpçak ülkesi Tatarı gibi sıradan insanlar, ne de Hint toplulukları gibi başıboş, sere serpe avare kalabalıklar değildirler. Osmanlı askerleri, Irak ve Horasan askerleri gibi hamiyetsiz ve perişan olmayacak kadar onurlu askerlerdir. Yine sen Osmanlı askerlerini Şam ve Halep askerlerine benzetmeyesin. Bu mektup eline geçtikten sonra savaş meydanına her kim ki gelmeyip kaçarsa onun eşi üç dalakla kendisinden boş olsun.'' Akabinde birkaç mektuplaşma daha olmuştur ama videoya koymaya gerek yok. İlk iki mektup gibi hiciv içerikliydi. Bayezid, Timur'un taleplerini yerine getirmedi. Ardından Timur, Bayezid'e gözdağı vermek için Sivas, Halep ve Şam'ı ele geçirdi. Timur Bağdat'a yönelince Bayezid doğuya yöneldi ve Erzincan ve Kemah'ı istila etti. Bu gelişme iki hükümdarın arasını iyice açtı. Bayezid'e bir elçi gönderen Timur, alınan yerlerin geri verilmesini, Kara Yusuf'un teslim edilmesini ve Osmanlıların kendisine bağlanmasını istedi. Bayezid'in bu taleplerini reddetmesi savaşın gerekçesi oldu. Timur'un ilerleyişi. Osmanlıların harekat inisiyatifini kendi eline alan Timur yeniden büyük bir ordu toplamış ve 12 Mart 1402'de Karabağ'dan Anadolu'ya hareket ederek Erzincan ve Kemah üzerinden Sivas'a kadar ilerlemiştir. Sivas'a vardığı sırada ordusunu denetlemeden geçirir. Osmanlı elçilerinin de bulunduğu bir gövde gösterisine dönüşen bu resmi geçit sabahtan öğleye kadar sürmüştür. Bir vakani virüse göre bir kısım süvarinin bayrağı, zırhları, atların eğerleri, kalkanları ve gürzleri kızıldı. Diğer bir kısım süvari alayı sarı, başka bir süvari alayı da beyaz elbiseler ve takımlara donatılmıştı. Orduya Orta Asya, İran, Afganistan ve Kafkasya'dan 20 sultan katılmıştır. Ordu Hindistan'dan temin edilen savaş filleriyle desteklenmiştir. Timur'un ordusuyla birlikte Anadolu'ya girdiği haberini alan Bayezid, silah altına çağırdığı Sırplardan ve himayesi altına almış olduğu Türk beyliklerinden oluşturduğu ordusuyla Bursa'dan hareket ederek Timur'u karşılamak üzere Doğu Anadolu'ya doğru yönelmiştir. Timur'un Sivas'ta olduğunu öğrenince savaşı Akdağ Madeni yöresine yapmak istemiştir. Sivas'tan ayrılan Timur, Tokat'a yönelmiş ve burada bulunan kaleyi kuşatmıştır. Fakat kale surları çok yalçın ve sarp kıyılık bir arazi üzerinde kurulmuştur. Alınabilmesi içinse uzun bir kuşatma gerektirmektedir. Osmanlı ordusunun kendisine doğru yaklaştığı haberini Ebu Bekir komutasındaki keşif kollarından öğrenen Timur, kuşatmayı kaldırarak bu şehri es geçmiştir. Bu da demek oluyor ki Timur'un fethedemediği tek yer Tokat'tır. Ordusu çoğunlukla süvarilerden oluşan Timur, piyade birliklerinden oluşan Osmanlı ordusuyla bu bölgede bulunan dar geçitlerde savaşarak başarılı olma şansının az olduğunu fark etmiş ve ordusunun yüksek manevra kabiliyetini kullanarak hızla güneye, Kayseri'ye doğru ilerlemiştir. Tokat ile Kayseri arasındaki mesafeyi ortalama 6 günlük bir zamanda kat edip burada 4 gün mola veren Timur ordusu bundan sonra Ankara'ya doğru hareket etmiş ve kenti kuşatmıştır. Tokat havalisine doğru yaklaşan Bayezid ise dağların geçitlerini kuvvetli olarak askerleriyle kapatarak zorunlu güvenlik önlemlerini almıştır. Kalan askerleriyle birlikte ormanlık bir arazide neredeyse tamamı süvarilerden oluşan Timur ordusunu yenebileceğini düşünmüştür. Ankara'nın kuşatılmış haberini aldığında ise stratejik bir manevra hatası yaparak Temmuz ayının acımasız sıcağı altında yürüyüş yapmış olan yorgun ordusuna tekrar yürüyüş emri vererek Ankara'ya Timur orduları üzerinde süratle harekete geçmiştir.
Timur, Bayezid'in kendisine doğru varmakta olduğunu öğrenince şaşırmış ve kuşatmaya kaldırarak kuzeye, Çubukova'sına çekilmiştir. Osmanlı ordusu gelene kadar aralarındaki su kuyularını zehirlemiş, çit, hendek, tuzak ve askerlerini saklayabilmek için tahkimat hazırlamıştır. Karşılaşma. 19 Temmuz 1402'de Bayezid adına yaraşır suretiyle kuzeydoğu yönünden geldiği Çubukova'sında Timur'un ordusunu atları besiye bırakılmış, askerleri dinlenmeye çekilmiş, dağınık ve emniyetsiz fakat en iyi mevkide Çubuksu Nehri'nin arkasını almış bir vaziyette bulur. Osmanlı ordusu ise yorgun ve su sıkıntısı çekmekteydi. Hiç gecikmeden divanı toplayan Bayezid durum değerlendirmesi yapar. Yanında bulunan tüm paşaları, vezirleri ve oğulları hemen saldırıya geçip düşman ordusunu imha etmeye teklif etmişlerse de Bayezid bir hata daha yaparak böyle bir saldırının mertçe olmadığını ifade etmiş ve yol yorgun ordusunun savaş öncesi dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirterek konaklamayı tercih etmiştir. Timur orduları sayı bakımında Osmanlı ordusuna üstün olmakla beraber Bayezid, Timur'a karşı gerçekleştirmiş olduğu bu savaşta muzaffer olmayı umut ediyordu. Bu umudu Nibol'da kendi ordusunun donanım ve teçhizatı bakımından üstün, Avrupa'nın en elit Haçlı ordusuna karşı kazanmış olduğu zaferin vermiş olduğu güvenden doğuyordu. Timur ise bu savaşı kazanmakla birlikte sırtını sağlam aldıktan sonra kılıcını Çin'e doğru çevirebilecekti. Ordu düzenleri. Timur ordularının Çubukova'sındaki savaş düzeni ise şöyledir. Timur ordunun merkezine yer alıyordu. Sağ cenahta Miranşah bulunurken sol cenaha ise Şahruh Mirza ve Halil Sultan kumanda ediyordu. Hindistan'dan getirilen zırhlı 32 savaş fili İsenbuga komutası altında ordunun önünde sıralanmıştı. Muhammed Mirza da ana ordunun gerisinde Harezm ve Maveraün Nehir'den tedarik edilmiş olan zırhlı süvari alayından oluşan ihtiyat kuvvetlerine kumanda ediyordu. Pir Muhammed ve İskender Mirza onun yanında yer alıyorlardı. Timur ikiye ayırmış olduğu merkez kuvvetinin sol kanadı Emir Celal El İslam, sağ kanadına ise yeğeni Cihanşah kumanda ediyordu. Ayrıca daha önceden Timur'a sığınmış olan Aydın oğulları, Menteşe oğulları, Germiyan oğulları, Saruhan oğulları gibi Anadolu beyliklerinden oluşan tümenler de Miranşah komutası altında sağ cenahın gerisinde yerlerini almışlardı. Muharebe. Öncesinde Wikipedia kaynaklı taraflara bakalım. Timur komutasında ağır zırhlı süvariler, Türk ve Moğol adlı okçular, serbedari piyadeler, 32 savaş fili, toplamda yaklaşık 140 bin asker vardı. Bayezid komutasında ise 5 bin Yeniçeri, 10 bin Sırp piyade, tımarlı sipahiler, Kara Tatarlar ve toplamda 85 bin asker bulunuyordu. 20 Temmuz 1402'de iki ordu sabah namazlarını kıldıktan sonra savaş düzeni aldılar. Bayezid, Nibolu Savaşı'nda kullanmış olduğu hilal taktiğini uygulamak için ordusunun en ön safında yer alan azaplara saldırı emrini verdi. Bu saldırı emriyle savaşı başlatmış oluyordu. Fakat Çubukova'sı düzlük bir arazi olmasıyla birlikte bodur çam ağaçlarıyla ve boyu aşan otlarla doluydu. Bu durum azapların saldırısını yavaşlatıyordu. Azapların saldırıya geçtiğini gören Timur, karşılık olarak merkezde bulunan serbedari piyadelerini kullanarak azapların üzerine ok yağdırmaya başladı. Okçuların yoğun ok yağmuruna hedef olan azaplar ağır zayiatlar vererek geri çekilmeye başladılar. Uyguladığı taktiğin işe yaramadığını fark eden Bayezid, Yeniçerilere ve sipahilerine saldırmalarını emretti. Bu tarzda karşılık olarak Timur da komutanı İsenbuga'ya saldırı emri vererek yüksek çam ağaçlarının içerisine gizlemiş olduğu ordusunun en önünde yer alan birbirlerine zincirlerle bağlı savaş fillerini ileri sürmüştür. Bununla birlikte Miranşah'ı Süleyman Çelebi komutasındaki birliklerin üzerine saldırtarak Yeniçerilere takviye birlik gelmesini önlemeyi hedeflemiştir. Timur ordusunun ikiye ayrılmış olan merkez kuvvetlerin önünde sağlı sollu çıkan savaş filleri Yeniçeriler ve sipahilerin şaşırmasına neden olmuştur. Çünkü Osmanlılar o zamana kadar yapılan hiçbir savaşta fillerle karşılaşmamıştır. Yine de saldırıya devam eden Yeniçeriler uygulayacakları sahte ricatı erken yaparak sipahilerin fillerle karşı karşıya gelmelerine neden oldular. Savaşın en kanlı ve şiddetlisi olan bu çatışmada savaş filleri Yeniçerilerin ok atışları ve sipahilerin yapmış oldukları saldırılar sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Fakat Osmanlı askerleri de çok ağır kayıplar vermiştir. Fil hücumunun ardından Timur, merkez kuvvetlerinin Yeniçerilere saldırmalarını emretmiştir. Bunu gören 1. Bayezid, Rumeli birliklerinin saldırı altında olmasından dolayı ordusunun sağ cenahında bulunan Kara Timur Taşpaşa komutasındaki Anadolu askerlerini ve Kara Tatarları Yeniçerilere takviye olarak savaş meydanına sürmek için emir verdi. Fakat Timur ile önceden anlaşmış olan Kara Tatarlar, taarruz sırasında Bayezid'e ihanet ederek yön değiştirmişlerdir.
Kara Tatarlar direkt olarak Rumeli ve Sırp askerlerinin arkasına sarkıp onlara ok yağdırmak suretiyle saldırıda bulunurlar. Miranşah ile Süleyman Çelebi arasında geçen çatışma sırasında Timur tarafında bulunan Anadolu beylerinin kendi sancaklarını açması sonucu bunları fark eden Osmanlı ordusundaki Anadolu birlikleri de kendi beyliklerinin yanında saf tutarak Timur tarafına geçerler. Yeniçeriler ve Rumeli birliklerinin hiç beklemediği bu saldırı karşısında Osmanlı ordusu tam bir bozgun havasına girmiş olur. Bir tek Rumeli ve Sırp müttefikleriyle Yeniçeriler sırt çevirmeyerek Bayezid'in yanında sonuna kadar savaştılar. Bu bozgun karşısında ordusuna genel taarruz emri veren Timur, 1. Bayezid'in canlı olarak ele geçirilmesini emretmiştir. Şahruh Mirza komutasındaki birliklerin seri manevrasıyla iyice kuşatılan Osmanlı ordusundaki vezirler İsa Çelebi, Süleyman Çelebi, Mustafa Çelebi ve Mehmet Çelebi kuşatmayı yararak kaçmayı başarmışlardır. Şehzadelerin karşısında fark eden Stefan Lazarevic, Bayezid'e geri çekilmesi gerektiğini söylese de o bunu reddetmiş ve savaşmaya devam etmiştir. Ortalama 10 saat süren savaşın sonlarına doğru geri çekilmek zorunda kaldığı Çataltepe'de elinde kalan yaklaşık birkaç bin Yeniçeriyle atının üstünde çarpışmaya devam eden Bayezid sonunda gece çökmek üzereyken Minnet Bey tarafından kaçmaya ikna edildi. Yıldırım kuşatmayı yararak Çataltepe'den 16 kilometre uzaklaşmayı başarsa da atı tökezleyip düşünce han unvanına haiz Mahmut tarafından yakalanıp bağlandı. Çelebi Mustafa, Beylerbeyi Timurtaş ve Hoca Feruzda padişah ile birlikte esir düşmüşlerdir. Sonuçları. Savaş sonrası Timur, esir alınan Yıldırım Bayezid'e esir gibi davranmamıştır. Her daim yanında bulunmasını sağlayarak tüm ihtiyaçlarını gidermiş, kendi çadırı yanında ona ve oğluna çadır kurdurmuş ve dostça davranmıştır. Ankara Muharebesi yenilgisi, Osmanlı Devleti'nin geçici süreliğine dağılarak devletin imparatorluk aşamasına geçmesinin ve İstanbul'un fethinin 50 yıl kadar gecikmesine, Anadolu'daki Türk Siyasal Birliği'nin bozularak Anadolu Beyliklerinin yeniden kurulmasına ve Osmanlı tarihinde Fetret Devri olarak bilinen 11 yıllık bir iktidar boşluğunu döneminin yaşanmasına neden oldu.